Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın AKP'nin FETÖ finansörü olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden geliştirilmeye çalışılan ilişkilere dair yorumları parti içinde krize neden oldu. Program sırasında armağan çağlayan Özkan'a yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti diye sordu. Özkan bu soruya şöyle yanıt verdi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süresi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Benim şöyle bakmam lazım belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor. Baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor. Baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor. O zaman Birleşik Arap Emirlikleri, ben böyle okuyorum çünkü teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti. Özkan'ın sözlerine AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada Grup Başkan Vekilimiz Sayın Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. ''Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahya'nın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.'' dedi. AKP içinde Özkan'ın sözlerinin etkisi sürerken gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni gelişmeyi duyurdu. Saymaz şu ifadeleri kullandı. ''Öğrendiğim kadarıyla AK Parti'de Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'dan istifa etmesi istendi. Ancak Özkan direniyor.''